Bu videoda size bir sıvı ölçü birimi olan litreden bahsetmek istiyorum. Hemen not alalım. Litre. Litre, sıvı hacimlerini yani sıvıların ne kadar yer kapladıklarını ölçmek için kullanılan bir birimdir. Gelin, bir litrenin nasıl göründüğüne bakalım. Buradaki süt şişelerinden her biri bir litre olabilir. Zaten litre günlük hayatta en çok sıvı olan bir şey. Mesela İçecek olarak süt ya da su alırken karşımıza çıkar. Bir daha alışverişe çıkacağınız zaman dikkat edin. Aldığınız su şişelerinin büyük bir kısmı yarım, bir, bir buçuk litredir. Gazlı içecekler iki litrelik şişelerde de satılıyor ama mesela buradaki büyük boy süt şişelerinden her biri bir litredir. Litreyi büyük L harfiyle gösteririz. Bu sepette toplam 6 litre süt var çünkü süt şişelerinin her biri 1 litre. Evet, litre böyle bir şey. Peki ya bir sıvının çok küçük hacimlerinden bahsedecek olursak, bunun içinse mililitre kullanabiliriz. Bunu da not alıyorum. Mililitre. Hatta mili'yi farklı bir renkle yazayım. Evet. Mili litre. Mili birimlerle çalışırken sık sık karşımıza çıkacak olan ve binde bir anlamına gelen bir örnektir. O halde, mililitre, 1 bölü 1000 litredir. Mililitreyi göstermek için küçük m harfi ile büyük l harfi kullanılır. 1 litre elde edebilmek için, 1000 mililitreye ihtiyacımız var. Şimdi de, mililitrenin nasıl göründüğüne bakalım. Bu, Zaman zaman ilaçların dozajını belirlemek için kullandığımız bir damlalık. 1 mililitre bu damlalıkların birinde bu şekilde görülür. Yani 1 mililitrelik bir sıvı buraya kadar yükselir. Damlalıkların çoğu 5 mililitreye kadar ölçer ama üzerlerinde 1 mililitre çizgisi mutlaka bulunur. Ya da bir çay kaşığı alıp içine su koyarsanız, bir çay kaşığı sıvı da aşağı yukarı 5 mililitredir. Evet, yaklaşık olarak 5 mililitre. İsterseniz bu şişeyi doldurmak için bu damlalıktaki su damlasından 1000 taneye ihtiyacımız olduğunu düşünebilirsiniz. 1 litrelik bir şişeyi doldurmak için 1000 mililitre. Ya da buradaki çay kaşığındaki sıvıdan 200 kere kullanarak, başka bir deyişle 200 çay kaşığı sıvıyla bu süt şişesini doldurabilirsiniz. Her bir kaşık 5 mililitreydi, öyle değil mi? 200 çarpı 5 mililitre, 1000 mililitre, yani 1 litre eder. Bunu da not etmek istiyorum. Bu şişe 1 litre, yani 1000 mililitre. Şimdi bir de, bir süt şişesinden çok çok daha büyük hacimlerden bahsedelim. Mesela, buradaki gibi bir yüzme havuzu düşünün. Bu olimpik bir yüzme havuzu, bazı otellerde daha büyük havuzlar da olabilir tabii ama emin olun bu görebileceğiniz en büyük havuzlardan biri. Bir süt şişesi bu kadar sıvı alabiliyorsa bu yüzme havuzu ne kadar sıvı alır dersiniz? 25 metre eninde, 50 metre boyunda ve 2 metre derinliğinde. Bunun gibi bir yüzme havuzunun hacmini tahmin etmeye çalışın. Cevabı duymaya hazır mısınız? 2,5 milyon litre su alır. Eğer bu havuzu böyle bir şişe kullanarak doldurmaya çalışırsanız, bu şişeden 2,5 milyon tane kullanmanız gerekir. Bunu tabii ki de yapamazsınız ama size böyle bir havuzun ne kadar sıvı alacağı konusunda fikir vermek istedim. Karşımıza daha sık çıkan yüzme havuzları ise, yani hepimiz her gün olimpik havuzlarda yüzmüyoruz, öyle değil mi? Normal, sıradan havuzlarda aşağı yukarı 100 bin litredir. 100.000 litre. Çay kaşığı ve damlalıklar için mililitre cinsinden düşünürüz. Eğer gün içerisinde ya da bir hafta boyunca içtiklerimizden bahsetmek istiyorsak da litreyi kullanırız. Havuzlardan konuşmak istersek o zaman da 10.000, bin, 100.000 bin, hatta milyon litrelerden bahsetmemiz gerekir.